İyi akşamlar sevgili seyirciler, değerli dostlar. Geceniz mübarek olsun. Bugün tarih 31 Mayıs, Pazar 2020. Bugünkü programımızda siz değerli dostlarla normalleşme sürecini, bu COVID-19 koronavirüs vakasında gerekli tedbirleri alan ülke kim oldu? Türkiye'nin buradaki rolü ne oldu? Ülkelerde salgına karşı en yoğun kullanılan 12 önlem. Alınan önlemlerde Türkiye önde olmasının sebepleri, normalleşme takvimine göre alınan yeni kararlar, genelgeler, 1 Haziran'da nereler açık, hangi yasaklar kalkıyor, normalleşme süreci nasıl olacak, 1 Haziran'da hangi yasaklar kalkıyor, Türkiye'nin normalleşme takviminden bahsedeceğiz sizlerle değerli dostlar. Restoran ve kafeler ne zaman açılıyor? Bu da biliyorsunuz 1 Haziran'dan itibaren açılıyor. Ya 65 üstü büyüklerimiz ve yaşlarımız ne zaman sokağa çıkacak? Normalde olduğu gibi geçen hafta ve bu hafta ve ondan önceki haftada pazar günleri, geçen hafta 12 ile 6, bu hafta da 14 ile 20 arası sokağa çıkmışlardı. İş hayatı ne zaman normale dönecek? Bu konuyla ilgili konular işleyeceğiz. Yine dediğimiz gibi restoran ve kafeler ve lokantalar ne zaman açılacak diye genelge, bakanlığımızın yayınladığı bu konudaki genelgesini sizlerle paylaşacağız. Bu genelgedeki maddeleri paylaşacağız. Misafir kabulü, yemek salonu ve genel kullanım alanları, personelin dikkat etmesi gereken hususlar, mutfak ve pişirme servisleri alanındaki dikkat edilmesi gereken hususlar, lavabo ve tuvaletlerdeki dikkat edilmesi gereken hususlar, genel temizlik ve bakım, işletme araçları gibi bu gibi konularda bilgiler vereceğiz. Bu arada Türk Hava Yolları'nın uçuş planı ile alakalı kısaca bilgi vereceğiz. Hangi ülkeye, hangi gün ve hangi tarihte uçuşlar gerçekleşecektir? Uçak seferlerinden bahsedeceğiz. Hangi ülkeler yapacak? İçişleri Bakanlığımızın trafikle ilgili almış olduğu tedbirler ve genelgesini sizlerle paylaşacağız değerli dostlar. Buradaki bir takım dikkate alınması gereken hususlar var. Özellikle karma ekiplerinin oluşturulması, trafik ekipleri görünür olacak. Temmuz ve Ağustos ayına kadar bu denetimler devam edecek. 05 ve 07 saatleri arasında sürücüler denetim esnasında kesinlikle araçlarından dışarı alınacak. Buna benzer emniyet kemeri denetimine dikkat edilecek. Havadan dronlarla denetim yapılacak. Bu gibi kısa gibi konulardan bahsedeceğiz. Bir de bu tatil sürecine girdiğimiz, özellikle yaz tatilinin başlamasıyla beraber erken rezervasyon ve rezervasyonları nasıl yapabileceğiz? Bunlarla ilgili dikkat etmemiz gereken hususları anlatacağız. Ani bir seyahat programı nasıl yapabiliriz? İş seyahatinde konaklama tiyoları, şehir otellerini tercih edilmesindeki nedenler, bütçe, dostu rezervasyon ödeme sistemi, özellikle biliyorsunuz hassas ödeme ve kredi kartına ödeme ile ilgili uygulamaları hatırlatacağız. Biliyorsunuz bu sene tatilde daha çok yatlar ön plana çıkarılmakta. Mavi koylarda ve körfezlerde yat seyahati ve turizmi anlatmaktadırlar. Bununla ilgili kısaca bilgiler vereceğiz. Türkiye'yi turizmde şaha kaldıracak öneriler, şimdi işte Niziboğlu'nun turizmle ilgili çözümleri, deniz turizmi ile ilgili açıklamalar ve bu şekilde programımızı tarihi eserlerle alakalı Ticaret Odası Başkanımızın yapmış olduğu açıklama, İstanbul'un son yılını, son 5 yılını değerlendireceğiz turizmde. Yani konu başlıklarımız çok. Bu konuları tabii ki yarın da devamını sizlerle devam edeceğiz. Yarın da devam edeceğiz inşallah. Çünkü bu dönem şimdi normalleşme süreciyle beraber biliyorsunuz ki turizmde ciddi anlamda bir iş potansiyeli ve istihdam konusunda ciddi sıkıntılar yaşandı. Her sektörde olduğu gibi bizler de en çok fazla merak edilen konulardan birisiydi. Ben de şahsım İlker Karataş olarak 12 yıldır turizmde ve gastronomi sektöründe hizmet eden birisi olarak gastronomi ile alakalı Türkiye Turizm Çalışanları Platformu'nda genel başkanlığı yapıyorum. Yani her ne kadar medyadan gelme olsak da. Bu arada programımıza katılan İsmet Yılmaz abimize hoş geldiniz diyoruz. Murat Birgül, evet Yunus Üretli, hayırlı akşamlar diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ercan Kutlu abimize bizi izliyormuş. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli dostlar, koronavirüsün gelmesiyle beraber tabii ki salgın ekonomik ve finansal piyasalara da çok büyük etkisi oldu. Yıkıcı etkisinin anlaşılmasının ardından ülkeler tarihte eşi görülmemiş birçok tedbiri hayata geçirdiler. Yeni tip koronavirüs COVID-19'da salgının ekonomik ve finansal piyasalar üzerindeki yıkıcı etkilerin birçok tedbirler alınarak bu tedbirler hayata geçirilerek bu dönemde
sağlık alanında başarısını ispat eden Türkiye, uygulamaya aldığı tedbirlerle sayısıyla öne çıktı. Türkiye gerçekten hem ekonomik aldığı tedbirler hem de gerçekten COVID-19 ile ilgili aldığı sağlık tedbirleri dünyaya örnek oldu. Kısa zamanda tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19, ekonomik ve sosyal etkisini askere indirmek üzere pek çok ülke, kuruluş ve merkez bankası parasal, mali ve makro ihtiyati önlemler açıkladı. Bazı ülkelerde neredeyse moratoryum gibi ilan etme gibi bir duruma düştü. Bu önlemler arasında hükümetlerin hane halkına ve firmalara yönelik mali destek paketleri, merkez bankalarına likidite destekleri, faiz indirim kararları ve varlık alım programları, regülatörlerin de finansal sektörü sağladığı destekleri öne çıkardı. Çünkü bu salgın ülkelerin ekonomik anlamda da çok ciddi anlamda bir sıkıntıya soktu. Birçok insan işsiz kaldı. Dünyada takriben sadece Amerika'da bile 4 milyon yakın insanın işsiz kaldığı söyleniyorsa 200 ülkedeki işsiz kalan insanların sayısını hesap etmek mümkün değil. Salgının finansal piyasalar ve reel sektör ve hane halkına yıkıcı etkilerinin anlaşılmasıyla devreye alınan tarihte görünmemiş bu destekler, Türkiye'deki alınan bu desteklerden bahsediyoruz, Şubat sonundan itibaren daha hızlı bir şekilde uygulamaya konuldu. Bu dönemde bireyler ve şirketler açısından en büyük sorun nakit akışlarında ve ani sert düşüşlerin yaşanmaması için borç çevirme kapasitelerinin azalmasından dolayı KOBİ'lere biliyorsunuz destekler oldu arkadaşlar. Bu KOBİ desteklerinden gerçekten devletimiz vatandaşını faydalandırdı. Bu konuda emeği olan herkese teşekkür ediyoruz. Sermaye piyasalarında riskli borçlanma araçları fiyatları ciddi şekilde düşürürken bu durum büyük kayıpları beraberinde getirdi ve aynı zamanda kısa vadeli riskli varlıklara geçiş gözlendi. Ve diğer kredi maliyetlerinin düşürülmesi için de önlemler alındı. Alınan önlemler arasında piyasalara ve bankalara çeşitli kanallardan likidite desteği sağlandı. Merkez bankalar arasında para takası anlaşmaları, varlık alımları ve sermaye ve likidite tamponlarının kullanılması için bankalara esneklik sağlandı. Ülkelerce salgına karşı en yoğun kullanılan 12 önlemden biraz size bahsetmek istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 31 Finansal İstikrar raporundan derlediği bilgilere göre salgına karşı ülkeler tarafından en şöyle şekilde kullanılan politika önlemleri para politikası, maliye politikası ve mikro ihtiyacı tedbirleri olmuştur. Sermaye piyasası ve operasyonel sağlamlık başlıkları altında söz konusu başlıklar altında 12 politika tedbiri uygulandı. Bu tedbirler operasyonel iş sürekliliği tedbirleri, piyasalara ve bankalara likidite desteği, işlemlere destek, borcu yeniden yapılandırma, sermaye ve likidite tamponu kullananları teşvikleri, kredilere devlet garantisi getirdi biliyorsunuz, para takası yani swap anlaşmaları, politika faizi indirimleri uygulandı, varlık alımları ve sermaye piyasası ile ilgili operasyonlar yapıldı. 20 ülkenin uyguladığı bu likidite desteği, 19 ülkenin hayata geçirdiği işletmelere destek ile borç yeniden yapılandırmaları sağladı ve takibi yapıldı. Alınan önlemlerde Türkiye ön planda oldu. Bunu biraz daha şöylece anlatabiliriz. En sık başvurulan 12 politika önlemine bakıldığında Türkiye'nin bunlardan 11'ini çok iyi uygulamaya koyduğu gözükmekte. Böylece Türkiye uygulama konusunda politika adet açısından İsveç'le birlikte ilk sırada yer aldı. Endonezya, Güney Kore ve Kanada onar önlemle ikinci sırayı paylaştı. Almanya, İngiltere, Japonya ise devreye aldıkları 9'ar tedbirlerle 3. sırada yer aldı. Aslında yani burada COVID-19'da mücadele edilirken, tedbirler alınırken, önlemler alınırken sevgili dostlar, ekonomik tedbirler de beraberinde yürüdü. Yani halkın en azından bu süreci hafif ve yumuşak bir geçişle atlatması sağlanması için. Ve bugün merak edilen en önemli olaylardan birisi, Sayın Cumhurbaşkanımızın da yaptığı açıklamalarla beraber normalleşme takvimine girdik. İnşallah yarın 1 Haziran'dan itibaren bu normalleşme takvimi başlamıştır. 28 Mayıs tarihinde yapılan kabine toplantısıyla birlikte normalleşme takvimine ilişkin detayları Cumhurbaşkanımız Erdoğan şöyle açıkladı. Geçtiğimiz günlerde açıklanan sürece göre birinci aşama biliyorsunuz 11 Mayıs'ta, ikinci aşama 25 Mayıs'ta başladı ve 31 Ağustos 2020 tarihinde bu aşamalar bitecek. 4 aşamalı bir normalleşme süreci uygulanmaya çalışılıyor arkadaşlar. 1 Haziran'da açılacak olan yerlerle ilgili hangi yasakların kalkacağına dair bilgiler verildi. Koronavirüs salgın kapsamında kararların içerisinde
Şehirler arası biliyorsunuz seyahat sınırlamaları vardı. Bu sınırlamalarda saat 24.00 itibariyle 14 ilde uygulanan bu seyahat engeli, Zonguldak'la beraber 15 ilde uygulanan bu seyahat uygulamaları kalkacaktır arkadaşlar. Seyahat sınırlamasında biliyorsunuz 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması, idari izin ve kamu personel çalışanlarına yönelik esnek çalışma saatleri, deniz ve tatil turizmine ilişkin geniş çaplı pek çok yeni karar bulunuyor. Buna göre 1 Haziran normalleşme sürecine göre alınan yeni kararlar 1 Haziran'da nerelere açık, hangi yasakları barındırıyor? Normalleşme tarihiyle son dakika haberleri, detayları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan Hüber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle 28 Mayıs tarihinde biliyorsunuz bir kabine toplantısı yaptı. Bu kabine toplantısıyla beraber 1 Haziran'da normalleşme süreçlerinin başladığını kamuoyuna duyuruldu. Bu normalleşme sürecinde birinci aşama biliyorsunuz 11 Mayıs 2020 tarihinde başladı. İkinci aşama 27 Mayıs ve 31 Ağustos 2020 tarihlerinde devam edecek. Üçüncü aşama 1 Eylül 31 Aralık 22 tarihinde tarihler arasında olacaktır. Dördüncü aşama ise aşının bulunması beklentisi var. Bu beklenti de 1 Ocak ve sonrası olarak planlanıyor. Haberimizin devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısını yaptığı son dakika açıklamalarını, normalleşme süreçlerine ilişkin detayları sizinle biraz daha paylaşmak istiyoruz. Özellikle biz 1 Haziran'da hangi yasaklar kalkıyor? Biraz daha bunları detaylandıralım sevgili dostlar. Şehirler arası seyahat kısıtlaması 81 ilde 1 Haziran'dan itibaren kaldırılıyor. Ancak olumsuz bir durum görünmesi halinde yeniden getirilebilir. Bu olumsuz durum nedir? Sevgili dostlar biliyorsunuz ki bizler vatandaş olarak bu normalleşme sürecini aslında devletten çok fazla bizim artık sorumluluğumuzun içerisinde olmamız gerekiyor. Bize daha çok görev düşüyor. Yani maskemizi takmamız, sosyal mesafeye uymamız ve hijyen kurallarına uyarak bu hayatımızı artık yeni normal hayatımıza bu şekilde devam etmemiz lazım. İdari izinde bulunan özellikle esnek çalışma saatine dahil olan kamu personelleri 1 Haziran tarihi itibariyle normal mesaiye başlayacaklar. Bu arada aramıza katılan Abdullah Yerliçay abimize hoş geldiniz diyoruz. Bu arada Mehmet Tok abimiz yayınımıza hoş geldiniz. Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlanan, takibi yapılan kronik hastalığı olan kamu personelinin durumları kurumlarca değerlendirilecektir. 65 yaş üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14 ile 20 saatler arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam edecek. Esnaf ve sanatkar olarak işletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşların maske, mesafe, temizlik şartına riayet şartıyla iş yerinin başlarında olabilirler. Özellikle esnaf, KOBİ olan biliyorsunuz 65 yaş üstü kişiler iş yerinin başında kurallara uymak kaydıyla iş yerinin başına geçebilirler. 1 Haziran itibariyle restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca tür işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 22'ye kadar hizmet verecekler. Turizm tesisleri saat sınırlamasına tabi olmayacak. Malum biliyorsunuz turizm ruhsatları olduğu için. Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran'da hizmet vermeye devam edecek. Gelişmelere göre kapsam ve saat ayrıca değerlendirilecek. Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığı ile ilgili sınırlamalar da belirlenen kurallar dahilinde kaldırıldı. Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırıldı. Spor tesisleri içindeki tesisler gece 24'e kadar hizmet verebilecek. Hayvan satış yerleri 1 Haziran'da açılıyor. Hipodromlar 10 Haziran'da yeniden faaliyete geçilecek. Gençlik merkezleri, kütüphaneler 1 Haziran'da itibaren şartlar dahilinde açılıyor. Açık havada düzenlenen konserler de belli kontroller dahilinde faaliyete geçecek. İçişleri Bakanlığı'nın 18 yaş altı ve 65 yaş üzeri kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine gönderilmiştir. Genelgeye göre daha önce genelgeyle sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş üzerindeki vatandaşlar arasından işletme sahibi olanlar, dediğimiz gibi esnaf, tüccar ve sanayici, serbest meslek sahipleriyle çalışanlardan durumlarını aktif olarak sigortalı oldukları veya da işletme sahibi olduklarını gösterir, belgelerini göstermeleri iş hayatlarına devam edebilecekler sevgili dostlar. Genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gençlerden 31-12-2002 tarihinden önce doğanlar,
18-20 yaş arasındaki gençler için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Evet, bu arada Kosoven diye bir kardeşimiz bizi izliyor. Kendisine yayınımıza hoş geldiniz diyoruz. Daha önce yayınlanan genelgeyle sokağa çıkma kısıtlaması tabi olan çocuklar ve gençler ihtiyacı göre bakıcı ve aile büyükleriyle kreş veya gündüz bakım evlerine gidebilecek. Evet, kreşler de açıldık olduğu için aileler çocuklarına burada bakıcılarla beraber gözetim altında çocuklarını kreşlere bırakabilecekler. 31 Mayıs Pazar günü bugün biliyorsunuz 14 ile 20 saat arası 65 yaş üstü büyüklerimiz İbrahim Özcan kardeşimiz yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Bugün biliyorsunuz yaşlarımız 65 yaş üstü büyüklerimiz parklarda tekrar sokağa çıkma yasağından muaf edildiler ve çıktılar. Söz konusu yasaya uymayanlarla alakalı vatandaşlarımıza uymamaları konusunda hızlı sığa kanunu uygulanacak. Bu kanun 282. madde gereğince idari para cezasına çevrilecek demiş. Aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır. Normalleşme takviminde yasaklar ne zaman kaldırılacak diye zaten anlatmıştık. Tekrardan bunu 4 aşamalı olduğunu sizlerle paylaştık. Tarihlerini bildirdik. Burada şimdi özellikle normalleşme süreci nasıl olacak? Merak edilen büyük bölümü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın hazırladığı pandemide 4 aşamalı normalleşme planında yer alanlar. Birinci aşama dediğimiz gibi 11 Mayıs'ta başlıyor. İkinci aşama 27 Mayıs 31 Ağustos. Üçüncü aşama 1 Eylül 31 Aralık. Dördüncü aşama ise aşının bulunmasını düşünülen tarih. Yani özellikle 1 Ocak itibariyle burada başlıyor. Restoran ve kafeler daha önce de birçok sorular mı soruyordu? Ne zaman açılacak deniyordu. 1 Haziran'la beraber biliyorsunuz artık yarın itibaren restoranlar açılacaktır. Şimdi özellikle iş hayatına ne zaman normale dönülecek? Normalde iş hayatına dönen Veysel Balin Şahin kardeşimiz yayınımıza hoş geldiniz. Türkiye'de ilk vakanın ortaya çıkmasıyla beraber özellikle 11 Mart 13 Mart tarihinde ilk Türkiye'de vakanın görülmesiyle beraber iş yerleri her ne kadar bazı tedbirler almış olsa bile bu tedbirler biliyorsunuz yeterli görülmediği için muhtat tarihlerde özellikle Mart'ın zannedersem 23 ve 28'inden itibaren sokağa çıkma yasakları hafta sonları itibariyle başlamıştır. Yunus Emre Aydaş yayınımıza hoş geldiniz. Can Şanzuman iş yayınımıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Toplu iş sözleşmeleriyle alakalı ilişkiler Temmuz ayına kadar yani Haziran'la beraber Temmuz ayında devam edecektir. Böylece normalleşme şartlarında sendikalar ve toplu sözleşmeleri yapması gereken kuruluşlar sözleşmeleri yapacak ve 15 Temmuz'dan sonra bu 15 Mayıs'ta yapılması gereken bu sözleşmeler 15 Temmuz'da sonra yapılacaktır. Normalleşme takvimine göre ara verilen sosyal güvenlik denetimleri de Kurban Bayramı'nın ardından yeniden başlatılacak. İş sağlığı güvenliği açısından yerinde incelenmesi yapılamayan kurumlarda 1 Haziran'dan itibaren denetimlere başlanacak. Yani kamu personeline idari izin verilmesini ve esnek çalışma modellerine geçişi öngören düzenlemeler vaka sayılarına göre Ramazan Bayramı'nın ardından gözden geçirilecek denmiş. Muhtasar ve KDV tevkiyatı ile ilgili SGK primleri ödemelerin takvimine uygun şekilde 1 Temmuz'dan itibaren devam ettirilmesi de öngörülüyor. Ara verilen mesleki eğitim kurslarında eğitimlere de Ağustos'tan itibaren başlanması planlanıyor. Çalışma hayatında belirlenen takvimlerin illerdeki ve sektörlerdeki vaka sayılarının durumuna göre olası salgın riskini önlemek için güncelleneceği ifade edilmektedir. Yani burada kesinlikle her zaman söylediğimiz gibi artık bundan sonraki en büyük sorumluluk bizlere düşüyor. Özellikle şunları belirtmek istiyorum. Bu maskeyi taktığımızda aslında biz kendimizi korumuyoruz. Karşımızdaki insanı koruyoruz. Yani biz karşımızdaki insana zarar vermemek için yani toplumsal bir bilinçle hareket etmemiz gerekiyor. Bazı maske takmayan arkadaşları gördüğümüzde özellikle ben bunu kendilerine hatırlatmak istiyorum. Biliyorsunuz maske takma yasağı var. Takmazsanız bunun da bir cezası var. Ve bu ceza da muhakkak uygulanacaktır. Şimdi
Bakanlıktan bu özellikle restoran ve kafe ve otellerin açılmasıyla alakalı bir genelge düzenlendi. Bu genelgeyle beraber normalleşme süreciyle birlikte yeniden hizmete girecek olan kafe ve restoranlarda hazırlıklar can revaş hızlı bir şekilde devam etmekte. Bu işletmenin Haziran başında yani 1 Haziran'la beraber başlayacağı belirtilmiştir. 1 Haziran'da hizmete başlayacaktır. Bugüne kadar biliyorsunuz paket servisler yapan restoranlarda bu hizmetler devam etti. Yani sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde bile insanlar çok rahat hazır paketlerini, siparişlerini verebildiler. Hacer Hanım, yayınımıza hoş geldiniz. Bu arada tekrar Satı Külfetoğlu yayınımıza katılmış. Hoş geldiniz diyoruz. Aslında Türkiye biliyorsunuz bu koronavirüs vakasında Avrupa'da yaşanan birçok meseleyi yaşamadı. Özellikle gıda konusunda herhangi bir sıkıntıya düşmedi. Ya da güvenlik tedbirleri konusunda herhangi bir sıkıntıya düşmedi. Maske konusunda herhangi bir sıkıntıya düşmedi. Hatta belli bir süre bu maskeler biliyorsunuz ücretsiz dağıtıldı. Yani adreslere dağıtım konusunda bir kısmına gitti, bir kısmına gidemedi ya da dağıtılamadı gibi spekülasyonlar oldu. Ama malumunuz bir de siz de biliyorsunuz 83 milyona aynı anda o maskeleri dağıtmak çok zordu. Eczacılar Odası burada devreye girdi. Bu arada da eczacılara da çok teşekkür etmek lazım. Onlar da Fuat Alhan abimiz yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten Eczacılar Odası da bu konuda katkı sağladı. Ama kesinlikle hiçbir zaman hastanelerde test konusunda ya da işte doktorların ve hemşirelerin, sağlık personellerin bu konuda vermiş olduğu hizmet gerçekten eksiksiz bir şekilde devam etti. Bu konuda alınan tedbirler son derece gayet iyiydi. Dünyaya da örnek olduk. Malzeme ve ihtiyaç konusunda hiçbir sıkıntımız olmadı. Medikal malzemede hiçbir sıkıntımız olmadı. Hastanelerde özellikle test konusunda vatandaşlarımız test konusunda testlerini çok rahat yaptırdılar. Ama da biliyorsunuz ki Avrupa'da insanlar parasıyla bile testini yapamadı. Kendi kaderini terk edildi. Ve ülkemiz biliyorsunuz ki yani OECD ülkelerinin standartına baktığımızda birçok bizden daha büyük olan yani dev ülkeler denilen ülkeler bile sağlık yardımı konusunda maalesef sınıfta kaldı. Türkiye burada 85 ülkeye sağlık yardımı yaparak gerçekten bu dünyanın maneviyatı anlamında yani merhameti ve yardımseverliği anlamında dünyaya örnek oldu. Restoran ve kafe, lokanta ve pastanelerin açılışıyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede efendim şu ifadeler kullanıldı. Faaliyeti geçici süreliğine durdurulan, kısıtlanan lokanta, restoran ve kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek ve lokallerin iskambil, okey ve tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle belirlenen kurallar dahilinde saat 22'ye kadar hizmet vermeye başlayacak dendi. Kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi olmayacak. Yani bu şehirler arası yollardaki turizm tesislerinde kendi otobüs firmalarına hizmet veren kendi firmaları olan tesislerde saat sınırlaması yok. Çünkü biliyorsunuz ulaşım 24 saat devam etmekte Türkiye'de. Belki dünyanın hiçbir yerinde bu kadar 24 saat hareket halinde olan şehirler arası ulaşımı kullanan bir ülke yoktur. Belirtilen tedbirlere ve kurallara uymayanlara yine Umumi Hızlı Sıha Kanunu 282. maddesine göre gereken para ceza ve idari işlemler yapılacaktır. Kanunun Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi burada da adli işlem yapılacağı öngörülmektedir. Kurallara uyma konusunda gerçekten özellikle sokağa çıkma yasağı konusunda ya da diğer kurallara uyma konusunda gerçekten Türk insanımız burada üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır. Bu konuda Türk milletini teşekkür ediyoruz. Çok sağ olsunlar sağduyularından dolayı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada 1 Haziran itibariyle restoran, kafe, pastane, çay bahçeleri ve kaplıca tür işletmelerle belirlenen kurallar dahilinde hizmet vermeye başlayacağını söyledi. Normalleşme takvimi çerçevesinde 1 Haziran'dan itibaren kafe, otel gibi işletmeler yeniden açılarak koronaya karşı ne gibi önlemler alınması gerektiği konusuna baktığımızda Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi kapsamında alınan koronavirüs COVID-19 salgınının yayılmasını önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında kontrollü normalleşme süreci aşamasına geçilmiş oldu bulunmaktadır. Bu kapsamda
yeme içme sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla halen faal olan veya faaliyete geçecek olan yeme içme tesisleri ve bünyesinde yeme içme bulunduran tesislerde şu kurallar uygulanması gerektiği önemli belirtilmesi gerektirir. Bu tedbirler restoran, lokanta, kafeler ile içinde yeme içme hizmet alanı bulunan dinlenme tesisleri, kitapçılar, büfe ve kantinler ile diğer işletmelerin restoran, kafe bölümleri dahil yeme içme sektöründeki işletmeler için geçerli olan genel ilkeler ve bildirimleri size bildiriyorum. Özellikle 29'da 1 olan maddesinde işletmenin faaliyetleri arasında ilgili kamu kurum veya kuruluşlar tarafından ilan edilmiş olan tedbirlere tam olarak uyulmalıdır diyor. İşletme genelinde COVID-19 ve hijyen kurallarını uygulamalarını kapsayan bir protokol hazırlanması, protokol düzenli aralıklarla değerlendirilmeli, uygulamada karşılaşılacak olan sorunlar, getirilen çözümler, kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulamaya konulan tedbirler dikkate alınarak güncellenmelidir. Protokol kapsamında hastalık belirtilen gösteren müşteriye personelin yaklaşımı ve uygulanacak işlemler tanımlanmalıdır. Bunlar özellikle Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı COVID-19 rehberinin ilgili bölümünde açıklanmaktadır. Bunun da internet adresi covid19bilgi.sağlik.gov.tr depo/rehberler/covid19rehberi ve bunu PDF olarak sistemden indirebilirler. Tesis işletmecileri tesisin tamamında sosyal mesafe önlemlerini almakla yükümlüdür. Genel kullanım alanlarını ve oturum düzeni için sosyal mesafe planı hazırlanmalı. Tesisin özellikle amiri gelen misafirlerin bu kurallara uyması konusunda gözetimini çok ciddi anlamda yapıp personelin bu kurallara uyulması ve uydurulması konusunda dikkatini çekmelidir. Özellikle mutfak temizliği ve gıda güvenliği protokolü, haşere ve zararlarla mücadele protokolü hazırlanmalıdır. Sorumlu personelce protokole uyulması sağlanmalıdır. Misafir kabulüne gelince valiler tarafından eldiven kullanılmamalıdır. Her aş teslim alma ve teslim etme hizmetinden önce ve sonra eller alkol bazlı el dezenfektanı ile temizlenmelidir. Valiler araçlara maskesiz binmemelidir. Misafirlere tesise girişte termal kamera ve temassız ateş ölçümü uygulanmalıdır. Yani 38 dereceden yüksek ateş ölçümlerinde misafir işletmeye alınmayarak tıbbi maske ile sağlık kuruluşunun başvurması sağlanır. Tesis girişlerinde el antiseptiği bulundurulur. Misafirlerin ellerini antiseptik temizlemelerinden sonra girişleri sağlanır. Maskesiz müşteri içeriye alınmaz. Misafirin yanında yoksa verilmek üzere maske bulundurulmalıdır. Yani işletmeler muhakkak misafirlerine ücretsiz maskeleri dağıtıp girişlerinde muhakkak dezenfektanları ve maskelerini bulundurmaları lazımdır. Özellikle konaklama tesislerinde yemek salonu ve genel kullanım alanlarındaki sizlere kısaca bunların da hakkındaki bilgileri vermek istiyorum. Yemek salonları, giriş alanı ve holü, ilave salonlar gibi genel alanı kullanımları ve açık alanlara dahil tesisin tamamı sosyal mesafe planına uygun olarak Emrah Akça hoş geldiniz yayınımıza düzenlenmelidir. Tesisin içinde veya dışarısından sıra oluşabilecek her yerde lavabo önleri varsa sigara içme alanları 1,5 metre arayla sosyal mesafe işaretleri konulmalıdır. Sosyal mesafe ve oturma düzeni kuralları aynı aileden olan veya bir grup olarak gelen misafirler arasında uygulanmaz. Yemek servisi verilen masalar arası mesafe her yönden 1,5 metre, yan yana sandalyeler arası 60 santim olacak şekilde düzenlenmelidir. Bu bilgileri sizlere kısaca arkadaşlar veriyoruz ki sizler de bir dinlenme tesisinize gidebilirsiniz ya da bu tesislerle işletmeci olan arkadaşlarınız olur. Ya bu bilgileri de onlarla paylaşırsanız seviniriz. Grup halinde müşteriler için masa birleştirmeleri yapıldığı takdirde diğer masalarla aradaki 1,5 metre mesafe korunacak şekilde yapılmalıdır. Masalarda sadece karşılıklı oturma düzeni sağlanmalıdır. Masa yanlarına sandalye konulmaz ve masa yanlarına oturma düzeni oluşturulmaz. Karşılıklı oturmada masa eni 70 santimden küçük masalarda çapraz oturma düzeni uygulanmalı veya karşılıklı oturma mesafesinin artırılması amacıyla iki masa birleştirilerek kullanılmalıdır. Bütün masa düzeni kuralları masa şekline bakılmaksızın kare veya dikdörtgen veya daire her masa için uygulanır. Yan yana tek kişilik oturma düzeni olan bar masası şeklindeki masalarda
sandalyeler arası mesafe 1 metre olacak şekilde düzenlenecektir. Mutfak personeli tarafından sunulacak olan çay kahve makinesi ve su sebileri, içecek makinesi gibi araçların kaldırılması veya misafire servis elemanı aracılığıyla servis yapılmalıdır. Yemek masaları ve sandalyeler, servis malzemeleri, şeker, tuz, baharat, peçete, menü gibi malzemeler her misafir kullanımından sonra silinerek uygun şekilde temizliği ve dezenfeksiyonu sağlanmalıdır. Mümkünse tek kullanımlı şeker, tuz ve baharat peçetesi kullanılmalıdır. Mümkün olduğunca temassız ödeme alınmalı. Temaslı POS cihazı kullanılması halinde her kullanımdan sonra cihazın %70'lik alkol ile silinerek temizlik ve dezenfektasyonu yapılmalıdır. Dördüncü alınması gereken tedbirlerle alakalı personel. Personelin düzenli sağlıkları, kontrolleri yapılması lazımdır. Her iş başına yapıldığı gün özellikle ateşi ölçülecek, işe başlayacak yeni kişilerin özellikle testleri yapılması gerekmektedir. Termal kamerayla ölçülmesi gerekmektedir. Ateş ölçümü yapılacak ve sürekli olarak antiseptik temizlik, hijyen temizliği, maske kullanımı, sosyal mesafe kuralları gibi bu kurallara uyulması gerektiği kendisine ikaz edilecek ve herkesin bu kurallara uyuması ve birbirini takip etmesi konusunda birbirlerini takip etmesi gerekecektir. Özellikle personellerin kullanım alanları, soyunma odaları, duş, kabin ve tuvaletleri, ortak yeme ve dinlenme alanları sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenmeli ve bu kurallara da hassasiyetle uyulmalıdır. Bu alanlar arasında boşluk yoksa bu alanlara şeritler çekilmelidir arkadaşlar. Bu şeritler çekilerek Hüseyin Gümüş kardeşimiz yayınımıza hoş geldin. Mal tedariki olan noktalar da muhakkak muhafaza altına alınmalı. Özellikle restoranlarda ve kafelerde bulunan yani bakliyat ürünleri olsun, sebze meyve ürünleri olsun, evet dolaplarda bulunuyor. Bunların kullanılmadan önce hijyen temizlikleriyle muhakkak uyulması lazım ve buradaki alanların şeritlerle birbirlerinden ayrılmış olması gerekmektedir. Burada personelde hastalık belirtileri olan kişiler muhakkak idari yetkili kişiye bildirilip derecesi ateşi ölçülerek daha sonra en yakın hastaneye götürülerek test yapılarak eğer testi pozitif çıktıysa bu pozitif çıkması neticesinde de evde istirahat etmesi gerekiyorsa evde istirahat edilip hastanede kontrol altına alınması gerekiyorsa kontrol altına alınması lazım. Ve bir iş yerinde herhangi bir pozitif vaka çıktığında diğer çalışan personellerin de bu konuda tekrardan gözetim altına alınarak test yapılarak sonuçların alınması gerekmektedir. Özellikle mutfaklarda pişirme ve servis alanlarında alınması gereken tedbirlerden de sizlere biraz bahsetmek istiyorum. Nurten ablacığım yayınımıza hoş geldiniz. Gıda güvenliği ve mutfak hijyeni uygulamalarının ilgili mevzuat ve yönetmeliklere uygun yapılması sağlanmalıdır. Gıda üretim alanına ham madde ve ürün sevklerinde mutfak alanında hijyen bariyerleri oluşturulması lazımdır. Sterilizasyon cihazları, el ve vücut hijyeni için gerekli alet ve ekipmanlar bulundurulmalıdır. Mutfak ve pişirme alanlarına görevli olmayan personel girmemelidir. Bütün gıdalar kapalı dolaplarda veya üzeri kapalı şekilde saklanmalıdır. Çapraz buluşmayı önlemek için işlem görmemiş gıda maddeleriyle hazırlanmış gıdalar mutfakta birbirinden ayrı yerlerde muhafaza edilmelidir. Ayrıca hiçbir gıda maddesi zeminle temas ettirilmemelidir. Mutfak ve ilişkili alanların mutfakta kullanılan her türlü donanım ve ekipmanının tezgah ve saklama alanlarının temizlik ve hijyeni düzenli olarak sağlanmalıdır. Elle sık temas eden yüzeyler %1'lik çamaşır suyuyla düzenli olarak silinmelidir. Servis malzemeleri tabak, çatal, bıçak, bardak gibi bulaşık makinesiyle yıkanmalıdır. Mutfak personeli çalışma esnasında iş kıyafeti ve kişisel koruyucu ekipman kullanmalıdır. Ellerini sürekli olarak dezenfekte etmelidir. Özellikle restoran ve kafelerde lavabo temizliği ve tuvaletlerdeki temizliğe son derece dikkat edilmelidir. Yönetmeliğin 6. maddesinde tuvalet alanlarına giriş kapıları otomatik kapı sistemine çevrilmelidir. Bu imkan yoksa tuvalet alanına giriş kapılarının kolları 1/100'lük çamaşır suyuyla sık sık silinmelidir. Tuvaletlerin zeminleri ve klozetleri, pis yuvarlar, 1/10'luk lavabolar, musluk ve batarya başlıkları kapı kolları 1/100'lük çamaşır suyuyla sık sık temizlenmelidir. Dezenfekte edilmelidir. Tuvalet ve lavaboların temizlik saatleri
kayıt edilmeli. Yani bunlar kayıt altına alınarak belli bir saat periyodunda bunların muhakkak temizliğinin yapılması, bu alanların sürekli havalandırılması, gerekirse ortamdaki kokuyu da giderici kokular sıkılarak buranın yaşanabilir bir alan haline getirilmesi gerekmektedir. Yani kullanım açısından. Devamlı sıvı sabun, tuvalet kağıdı ve kağıt havlu bulundurulmalıdır. Temizlik yapan personel kişisel koruyucu ekipman, eldiven, maske kullanmalı. İşlem sonrası kullanılan iş yeri kullanılmaz evvel iş yerinin çöpüne atılır. Su ve sabuna en az 20 saniye el temizliği ve hijyeni sağlanmalıdır. Evet, bu el yıkamada biliyorsunuz 20 saniye kuralına son derece uyacağız arkadaşlar. Ellerimizi çok sıkı bir şekilde böyle bunlara ovarak, sabunlayarak 20 saniyede bunları güzelce yıkacağız. Çok ilginçtir. Avrupa'da bu el yıkama yöntemini maalesef birçok bilmeyen insanlar varmış. En azından bizler, yani Türk milleti olarak, gerçekten temizlik konusunda hassas olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü temizlik de imandan gelir diyoruz. Genel temizlik ve bakım 7. genelgede maddenin genelgenin 7. maddesinde tüm alanların temizliği, yüzeyin niteliğine göre standartlara uygun ürün kullanılarak uygun sıklıkla yapılmalı. Bu uygulamaların izlenebilirlik kayıtları tutulmalıdır diyor. Evet. Değerli dostlar, hijyen kurallarını anlatırken tabii ki bu genelge ile alakalı, diğer maddelerle alakalı kısaca şimdi sizlere bilgi vereceğiz. Bazen böyle aksaklıklar olabiliyor. Bugün de ne hikmetse bizim bilgisayarımızın maalesef azizliğine uyduk. Şimdi evet, şöyle tekrardan bilgisayarımızı yayınlıyoruz. Ayarlarını. Evet. Bu da bizim bu akşamki yayınımızın nazarı olsun diyorum sevgili arkadaşlar. Bugün ayın 31'i. Evet. Şu anda 5. aydayız. Evet, Murat Karabalık kardeşimiz de yayınımıza katılmış. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sizlere burada tabii ki Türk Hava Yolları'nın uçuş planından bahsedeceğiz. Ve bu arada turizmle alakalı alınan tedbirlerden bahsedeceğiz. İşte biliyorsunuz ki bu turizmle beraber ön plana çıkan yat ve tekne turlarıyla alakalı kısa bilgiler vereceğiz. Ondan sonra programımıza son vereceğiz. Çünkü programımızın devamını inşallah yarın devam edeceğiz. Çünkü çok geniş, kapsamlı bir dosya hazırladık. Burada trafik kuralları ile alakalı İçişleri Bakanlığı biliyorsunuz, o da bir genelge yayınladı. Trafik kuralları ile alakalı karma kadrolar kurulacak. Bu karma kadrolarda arkadaşlar jandarma teşkilatından, polis teşkilatından, Sağlık Bakanlığı ekipleriyle beraber bu denetimler yapılacak. 1 Haziran'dan itibaren, yarından itibaren 81 ilde biliyorsunuz artık şehirler arası ulaşım yasağı kalktı. Ama denetimler daha çok artacak. Bu denetimlerde özellikle kişilerin, insanların sağlık kontrolleri yapılacak. 65 yaş üstü seyahat edenlerle alakalı ya da kronik vakası olanlarla alakalı denetimler yapılacak. Burada özellikle emniyet kemeri kullanımı, burada saat gece 5 ile 07 arasında alkollü araç kullanıp kullanmadığıyla alakalı ya da hız sınırını aşan araç ve şoförlerle alakalı uygulamalar yapılacak. Bunları da şimdi sizlere kısaca değineceğim. Bugünkü programımızı ondan sonra bitirmiş olacağız. Yarın inşallah turizmin detaylarını size vereceğiz. Burada turizmin detaylarından bahsederken özellikle turizmin son 10 yılını, İstanbul'un turizminin son 5 yılını,
Turizm derken aklımıza gelen gastronomi ile alakalı başarılarımızı, Türk mutfağının değerlerinden bahsedeceğiz. Ondan sonra tabii ki Türk turizminin mavi bayraklı sahillerinden sizlere biraz bahsedeceğiz. Şimdi evet, tekrardan bilgisayarımızı ayarladık. Şimdi efendim, dediğimiz gibi özellikle hijyen ve genel temizlik kuralları ve bununla beraber İçişleri Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımızın genelgesinin 8. maddesine geliyoruz. Zannedersem evet, genel temizlik ve bakım kuralları 7. maddesine başlıyoruz. Tüm alanların temizliği yüzeyin niteliğine göre standartlara uygun ürün kullanarak uygunluk ve sıklıkla yapılması, bu uygulamaların izlenebilirlik kayıtları unutulmazdır diye demiştik. Tesisin tamamında kapı kolları, trabzanlar, asansör düğmeleri, elektrik düğmeleri, post cihazı, televizyon kumandası, telefon, bilgisayar klavyesi, menü, masa üstleri, tuzluk, biberlik gibi el temasının yoğun olduğu yüzeyleri sık sık su ve deterjanla temizlenecek. %1, 1 bölü yüzlük sulandırılmış çamaşır suyuyla dezenfektan yapılacak. Klor bileşenliklerinin zarar verdiği post cihazı, telefon, bilgisayar, klavye gibi yüzeylerde %70'lik alkol bazlı ürünler kullanarak izlenebilirlik kayıtları tutulmalıdır. Havalandırma klima sistemlerinde özellikle biliyorsunuz ki içerideki ve dışarıdaki havayı alıp içeriye alıp içeriden dışarıya vermesiyle alakalı oteller biliyorsunuz belli bir uygulama ve belli bir şeyler tedbirler aldılar. Havalandırma ve klima sisteminin çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi araç, gereç, malzeme ve donanımının periyodik bakımları ve gerekli olanların sterilizasyonu sağlanacaktır. Bu arada Mithat Eren kardeşimiz, Ersen kardeşimiz yayınımıza hoş geldiniz. Klima ve havalandırma sistemlerinin filtreleri periyodik olarak zamanla değiştirilecek. Klimalar %100 dışarıdan temiz hava alacak şekilde filtrelere takılıp vantilatörler ise kullanılacak. Çalıştırılır halde vantilatörler kullanılacak. Merkezi havalandırma sisteminde bulunan tesislerin havalandırması temiz hava dolaşımını sağlayacak şekilde düzenlenecek. Sık sık doğal havalandırma yapılacak. Klima kullanımı konusunda Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın yayınlayacağı toplumda klimaların kullanımı rehberine uyulmalıdır. Tesisteki kapalı mahallelerin tamamının sıklıkla kapı ve pencere açılarak doğal havalandırma sağlanmalıdır ve sağlanacaktır. İşletme araçlarına geldiğimizde genelgenin 8. maddesinde araçlarda el antiseptiği veya kolonya bulundurulacak. İşletme araçlarına el antiseptiği ile ellerin temizliği sağlanarak binilecek ve araç içinde sürekli maske takılır halde olacak. Mümkünse araçların her zaman aynı personel tarafından kullanılması, aynı personel tarafından aracın el teması ve yoğun yüzeyleri, kapı kolları, cam kumandaları, direksiyon, vites, radyo vesaire her kullanımdan sonra %70 alkol içeren ürünle dezenfektasyonu sağlanması gerekecek. Bu tedbirler sürece bağlı olarak zaman içerisinde güncellenecektir. Yani sabah, öğle, akşam sürekli olarak o aracı kullanan kişi tarafından, ortak kişiler tarafından bu temizliğin yapılması sağlanmalıdır. Koronavirüs nedeniyle Mart ayında başlayan önlemler kapsamında oteller, restoranlar ve kafeteryalar kapatılmıştı. Vaka sayısının düşmesiyle beraber normalleşme sürecinin yavaş yavaş başlamasıyla daha önce kapatılan restoran, kafe ve otellerin 1 Haziran itibariyle açılacağı Cumhurbaşkanlığımızın ifadeleriyle kabine toplantısı sonrasında açıklanmıştır. Türk Hava Yolları'nın yurt dışı uçuş programı ve takvimi hakkında sizlere kısaca bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Burada şimdi takvimleri size vereceğim. Kıbrıs 1 Haziran 2020 tarihinde uçuşlar başlayacak. Bahreyn 10 Haziran, Bulgaristan 10 Haziran, Katar 10 Haziran, Yunanistan 10 Haziran, Almanya 15 Haziran, Avusturya 15 Haziran, Azerbaycan 15 Haziran 2020, Çek Cumhuriyeti 15 Haziran 2020, İsveç 15 Haziran 2020, Japonya 15 Haziran 2020, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti 15 Haziran 2020, Litvanya 15 Haziran 2020, Macaristan 15 Haziran, Polonya 15 Haziran, Romanya 15 Haziran, Sırbistan 15 Haziran, Hollanda 20 Haziran, Kazakistan 20 Haziran, Arnavutluk 22 Haziran, Bosna Hersek 22 Haziran,
Danimarka 22 Haziran, Estonya 22 Haziran, Finlandiya 22 Haziran, Güney Kore 22 Haziran, İrlanda 22 Haziran, Letonya 22 Haziran, Norveç 22 Haziran, Slovakya 22 Haziran, Avustralya 1 Temmuz 2020, Belçika, Belarus da 1 Temmuz 2020, Çin 1 Temmuz 2020'de Çin'e uçuşlar başlayacak, İsveç 1 Temmuz 2020, Kanada 1 Temmuz 2020, Moldova 1 Temmuz 2020, Özbekistan 1 Temmuz 2020, Tayvan Cumhuriyeti 1 Temmuz 2020, Türkmenistan 1 Temmuz 2020, Ukrayna 1 Temmuz 2020, Endonezya 10 Temmuz 2020, Hindistan 10 Temmuz 2020, Pakistan 10 Temmuz 2020, Cezayir 15 Temmuz 2020'de uçuşlar başlayacak, Morocco 15 Temmuz 2020, Filipinler 15 Temmuz 2020, Güney Afrika 15 Temmuz 2020, Gürcistan 15 Temmuz 2020, İngiltere 15 Temmuz 2020, İsrail 15 Temmuz 2020, Kuveyt 15 Temmuz 2020, Libya 15 Temmuz 2020, Lübnan 15 Temmuz 2020, Rusya 15 Temmuz 2020, Ürdün 15 Temmuz 2020, Brezilya 1 Ağustos 2020, Ermenistan 1 Ağustos 2020, İspanya 1 Ağustos 2020, İtalya 1 Ağustos 2020, Mısır 1 Ağustos 2020, İran da 1 Ağustos 2020, Tunus 1 Ağustos 2020, ABD 1 Eylül 2020. Arkadaşlar buradaki tarihlere dikkat ederseniz riski daha fazla olan ülkelerde özellikle koronavirüsün çok daha yayıldığı daha çok ülkelerde tedbirlerinin alınamadığı, ölüm vakalarının daha fazla olduğu ülkelerde tarihler daha ileri tarihe atılmış. Daha böyle bulaşının daha az olduğu, tedbirlerinin alındığı, çok fazla vakanın yaşanmadığı ülkelere uçuşlar başlanmıştır. Yani bu tarihlerde başlanacaktır. Koronavirüsün normalleşme takvimi sonrası Türk Hava Yolu yurt dışı uçak seferleriyle ilgili yaptığı açıklamada 20 Mayıs dış hat uçuşlarını ise 28 Mayıs'a kadar durduran Türk Hava Yolları yasaklarının sonlandırılmasının ardından yeni bir uçuş planı hazırladı. Bu planı sizinle paylaştık. Yurt dışı ve yurt dışı uçak seferleri normale döneceği tarihle ilgili açıklamanın yapılmasının ardından çok sayıda uçuş planı yapıldı. Ve yapılan planlara ve takvimlere baktığınızda arkadaşlar gerçekten bu süreç çok iyi yönetildi. Yani hükümet bu süreci gerçekten hükümet çok iyi yönetti. Bu konuda emeği olan herkese teşekkür ediyoruz. Uçak seferleri ne zaman başladığını söyledik sizlere. Hangi tarihlerde hangi ülkelere olacağını da anlattık. Planlamasını da sizlerle paylaştık. Yasanın ardından iki etapta uçuşların %60'ın icra edileceği planlanıyor. Özellikle 3 aylık düzenlenen uçuş planlamasına göre Haziran ayında yurt dışında 19 ülkeye 23 noktada haftalık 75 frekans uçuş gerçekleştirilecek. Tabii ki buradaki ülkelere baktığımızda bu noktalar Kanada, Toronto, Kazakistan, Almatı, Afganistan, Kabil, Japonya, Tokyo, Çin, Şangay, Güney Kore, Seul, Singapur, Danimarka, Kopenhag, İsveç, Stockholm, Norveç, Oslo, Almanya'da Frankfurt, Berlin, Düsseldorf, Münih, Avusturya, Viyana, Hollanda, Amsterdam, Belçika, Brüksel, Belarus'ta, Minsk, Gürcistan, Tiflis, Lübnan, Beyrut, Kuveyt, İsrail, Tel Aviv seferleri icra etmeye planlanıyor. Uçuşlar kademeli olarak başlayacak. Buradaki tarihlere de bakıldığı gibi. Haziran ayında yurt dışı uçuşlarını başlamayı planlayan Türk Hava Yolları, Temmuz ve Ağustos ayında ise uçuşları artıracak. Yapılan planlamaya göre Türk Hava Yolları Temmuz ayında 74 ülke 103 noktaya haftalık 572 frekans, Ağustos ayında ise 98 ülke 160 noktaya 937 frekans uçuş yapmayı planlamış. Böylelikle uçuşlar 3 aylık dönemde kademeli olarak artırılacak değerli dostlar. İçişleri Bakanlığımızın almış olduğu son dakika işte özellikle 81 valiliğine gönderilen 1 Haziran ve 1 Ekim tarihi arasında uygulanacak trafik tedbirlerini de size tek tek sıralamak istiyorum. Genelgede koronavirüs tedbirleri kapsamında yer alan toplu taşıma araçları ve otobüsteki tedbirlerin titizlikle takip edileceği bildirilmiş. 4 ay sürecek olan bu tedbirlerle birlikte kısaca ben size bugün başlıklarını ben size anlatacağım. Yaz mevsimi trafik tedbirleri konulu bir genelge düzenlendi. Ve bu genelgede 1 Haziran 1 Ekim arasında uygulanacak trafik tedbirleri tek tek sıralandı. Bu tedbirlerle beraber sosyal mesafeye dikkat çekileceği, tedbirlerin titizlikle uyulacağı belirtildi. Genelgede geçmiş yıllardan farklı olarak 1 Haziran 1 Ekim tarihleri arasında uygulanacak 2020 yılı yaz trafik tedbirlerinde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de koronavirüsle beraber
ve bir takım tedbirler alınmaya başlandı. Bu salgın hızının kontrol altında tutulması için trafik tedbirleriyle salgının yayılım hızının azalmasıyla birlikte normal hayata geçişin daha rahat sağlamak için bu tedbirlerin artırılmasına karar verildi. Genelgede karayolları da 1 Haziran ve 1 Ekim tarihleri arasında uygulanacak yaz trafik tedbirleri şu şekilde sıralandı. Ben size kısaca bunların başlıklarında bahsetmek istiyorum. Denetimlerde özellikle sosyal mesafeye çok dikkat edildi. Çünkü araçta yani normal şartlarda en az 2, en fazla 4 kişi ve bunlar da cam kenarında oturmak kaydıyla biliyorsunuz sosyal mesafe uyulacak ve araçlarda kesinlikle maske takılacak, hijyen kurallarına uyulacak. Şehir içi ve şehir dışı ulaşımlarda bu kurallara uyulacak. Biliyorsunuz demince de söylediğim gibi karma ekipler bu uygulamalara katılacak. Özellikle ülke ve ilgilenen polis ve jandarma trafik birimlerinin imkan ve kabiliyetlerinin zaman zaman belirli trafik denetim amaçlı yönelik özellikle şehirler arası yollarda olarak birleştirilecek. Böylelikle yol kullanıcılarının sürekli etkili ve yoğun şekilde denetlemeleri konusunda gerektiğinde ihtiyari olarak kurulacak karma ekipler aracıyla çok sayıda taşıt ve sürücünün denetlenmesi hedefleniyor. En büyük hedeflerden de birisi bu. Ve bunlar eş zamanlı olarak yürütülecek. Trafik ekipleri görünür halde olacak. Yani özellikle kazaların yoğun olduğu güzergahlarda algılanan yakalanma riski duygusunun geliştirilmesine yönelik olarak görünür olmaları sağlanacak. Ayrıca yine bu amaca yönelik olarak hafta sonları idari birimlere ait resmi görev araçları personeliyle birlikte önem arz eden noktalarda sabit ve seyir halinde görevlendirilecek. Temmuz ve Ağustos ayında denetimler artırılacak arkadaşlar. Özellikle Dündar Bey yayınımıza hoş geldiniz. Koronavirüs ve COVID-19 salgının bulaşının yayılım hızının kontrol etkisinin azalmasıyla birlikte tatil sezonunda özel taşıtlarla yapılan seyahatlerin süresi ve mesafenin artacağı dikkate alınarak özellikle Temmuz ve Ağustos aylarındaki olası kazaların en aza indirilmesine yönelik tüm yolcu ve sürücülere yönelik trafik denetimleri artırılacak. Denetimler ile trafik kontrol noktasında sosyal mesafeye her zamankinden daha fazla dikkat edilecek. Yüz yüze iletişim kurulacağı için dikkat dağınıklığı veya uykusuzluk hali bulunan sürücülerin dinlendirilmesi sağlanacak. Bu arada Nuran Çetin ablamız yayınımıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Koronavirüs 19 salgının yayılım hızının kontrol altına alınması ve azalmasıyla birlikte şehirler arası tarife yolcu taşımacının yanı sıra tarifesiz yolcu taşımacını, tur taşımacını olarak tabir edilen ve bireysel veya sivil toplum örgütleri, dernekler, tur şirketleri tarafından organize edilen gezi, tur ve sportif ve kültürel faaliyete yönelik taşımacılıkta önemli bir artış olacağı düşünülüyor. Evet, hakikaten insanlar özellikle büyük şehirlerde İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde 2,5 aydır sürekli kapalı ortamda ve sokağa çıkma yasaklarıyla muhatap oldukları için bu koronavirüs nedeniyle büyük bir ihtimal bundan sonraki Haziran'la birlikte tatil vakaları ve organizasyonları ve sportif ve kültürel faaliyetler artacaktır. Bu nedenle o yüzden denetimlerde artması öngörülmüştür. 05 ve 07 saatleri arasında. Evet, hakikaten çok öne dikkat edilmesi gereken bir husus göz önüne almışlar. Sürücüler araç dışına davet edilecek. Biliyorsunuz bu saatlerde ya uykusuzluk hali olabilir ya da işte sosyal mesafeye uyulmamış olabilir ya da alkollü araç kullanma durumu söz konusu olabilir. Bu nedenle özellikle kişinin işte araç ehliyet ve ruhsat kontrolünün yapılması ya da işte emniyet kemerinin takılıp takılmadığıyla alakalı uykusuzluk halinin olup olmadığıyla alakalı araçtan indirilerek yani bir anlamda denetim yapılırken kişinin sağlık durumunu, fiziksel durumunu kontrol edilerek denetimler yapılmış olunacak. Emniyet kemeri denetimlerine özel önem gösteriliyor. Çünkü biliyorsunuz kazalarda bizleri en çok kurtaran tedbirlerden bir tanesi de emniyet kemerlerimizin takılı olup olmadığıdır. Bu yolda hep birlikte olduğumuz için bu yolda hep birlikteyiz kampanyası kapsamında eğitim ve denetim faaliyetleri bir arada yürütülecek. Otogarlarda otobüs şoförleri ve yolcular emniyet kemeri kullanım konusunda bilgilendirilecek. Biliyorsunuz aslında normalde şehirler arası otobüslerde de emniyet kemeri mevcut. Ama genelde bunları bizim yolcularımız çoğu takmamakta. Bu konuda da bu yolda hep birlikteyiz kampanyası da uygulamasına devam ettirilerek
halkın bilinçlendirilmesi için eğitimler verilecek ve dikkate sunulacak. Ayrıca 2019 yılında 45.742 motosiklet cinsi aracın ölümlü yaralanmalı trafik kazasını karıştığı için 2018 yılına göre bu oranın %2 azaldığı, azalışın sürdürülmesine yönelik olarak motorlu bisiklet ve motosiklet kullanıcıları üzerinde koruma başlığı ve gözlüğü kullanımının trafik kazalarında hayat kurtarmadaki önemine ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla eğitim ve denetim faaliyetleri bir arada yürütülecek. Yani hükümet bir taraftan kontrollerini ve denetimlerini yaparken kurumlarımız eğitimlerini de devam edecektir. Bu arada denetimlerden bir tanesi de sevgili dostlar, havadan denetimler sürekli olarak uygulanacak. Trafiğin yoğun olması, trafiğin kazalı alanlarının olması ya da yol çalışmasının yapıldığı alanlar ya da işte usulsüz araç kullanımıyla alakalı yolda sürekli helikopter ve dronlarla İHA türü hava taşıtlarıyla trafik düzenleme denetleme faaliyetlerinden yararlanılacak ve bu denetimler bu şekilde yapılacak. Bir de bu arada tabii tatile gitmek isteyenler, tatil yapmak isteyenlerle alakalı şöyle daha farklı size de bizi bilgi vermek istiyorum. Kısa yoldan rezervasyon yapmanın yani bunlar nasıl yapılır? Bu konuda sizi kısaca aydınlatmak istiyorum. Ani bir iş seyahati yapmanız gerektiğinde başka şehirdeki bir yakınınızı özlediğinizde veya sürpriz yaparak oğlunuzun yemin törenine katılmak istediğinizde herhangi bir şehir oteline kredi kartsız otel rezervasyonu yapmak ve ücreti otele barışla ödemek şimdiden kulağa hoş geliyor. Değil mi? İşte bununla ilgili size ufak tiyolar vereceğiz. Her bütçeye uygun fiyatları aradığımız bütün oteller burada şeklindeki bazı siteler var. Bu sitelerin ismini vermeyeceğim. Buradan özellikle kredi kartınızla beraber rezervasyonlarınızı yapabilirsiniz. Pandemiyle beraber biliyorsunuz artık özellikle temastan sakınmak adına rezervasyonlarda otele varışta ödeme kolaylığı da sağladıkları için en azından böyle bir rezervasyon yapma şansınız olabilir. Ani bir seyahat programınız olabilir. Ondan dolayı da böyle bir şeye ihtiyaç duyabilirsiniz. Hiç planlamadığınız bir durumda yokken bir yakınınızı ziyaret etme ya da bir anda ortaya çıkan iş seyahatine katılma durumunuz olabilir. Burada da bu rezervasyon imkanlarından faydalanabilirsiniz. İş seyahatinde konaklama tiyolarından sizlere biraz bahsedeceğim. İş seyahatlerinde zamanı verimli kullanmak adına genellikle toplantılı olacağı lokasyonu yakın olan şehir otelleri tercih etmenizde fayda var. Her zaman hem zamandan tasarruf hem de verimli dinlenme adına kalmak isteyebileceğiniz şehir otellerinin en uygun fiyatlarla bu internet sitelerinden bunları bulabilirsiniz. Yani bunlar çok seçeneği olan yerlerdir. Rezervasyon kolaylığı sağlamaktadır ve internet sitesinde kredi kartıyla bu rezervasyonları yapabilirsiniz. Şehir otelleri genelde dediğimiz gibi bu konuda en tercih edilen noktalardır. Ve bugün Türkiye turizmi gerçekten otelcilik konusunda çok ciddi ivme kazanmıştır. Şu anda Türkiye'de 800'e yakın 5 yıldızlı otel ve binlerce 4 yıldızlı otel bulunmakta ve şehir otelleri içerisinde hizmet kalitesi her geçen günden daha fazla artmaktadır. Türkiye nüfusunun çok büyük bir bölümünün şehirlerde yaşadığını düşündüğümüzde kısa süreli konaklamalarda şehir otellerinin ne kadar öne çıktığını hayal edebilirsiniz. Yani gerçekten ciddi anlamda şehir otelciliği artık çok ciddi yer hayatımıza yer kaplamaktadır ve burada özellikle hizmete, konfora, kaliteye, işte konaklamada kullanılan odanın kalitesi, işte kahvaltı, her şey dahil ya da işte fiyatlar bu şekilde çok önem arz etmektedir. Ve burada tabii ki bütçe dostu olması gerekiyor bu otellerin. Bütçe dostu bu rezervasyonlarda da size bütçe dostu bir takım imkanlar sunmakta. Özellikle ciddi anlamdaki bu internet üzerindeki sistemdeki bu otel sağlayıcıları yani rezervasyon konusu yardımcı olan sistemlerden yararlanabilirsiniz. Kredi kartsız rezervasyon ve varışta ödeme kolaylığı sağlayan sistemler de var. Bunlardan da faydalanabilirsiniz. Kullanıcılara ciddi bir kolaylık sağlıyor bu. Keyifli bir tatil, keyifli bir istirahat ve konaklama sağlar. Online rezervasyonlarında kartsız rezervasyon ve varışta ödeme kolaylığı sağlayan sistemler konforu yakalamak için acele etmenizi gerektiren bir durum söz konusu haline getirebiliyor. Yatlarla seyahat olayları gündeme geldi biliyorsunuz. Covid-19 nedeniyle yat turizminde durdurulan seferler 1 Haziran itibariyle başlanacak. Yat turizminde yeni tip koronavirüs Covid-19 salgını önlemleri kapsamında durdurulan seferlere
yarın itibariyle yeniden başlanacak. Yat Turizm Derneği Başkanı Begüm Doğulu muhabirine yaptığı bir röportajda yeni normalleşme sürecine göre yaptıkları hazırlıklarla yolculuğu beklediklerini söylemiş. İlk adım olarak yurt içi turların başlamasının önemli ama yeterli olmadığını aktaran Doğulu, en kısa sürede yurt dışı turların açılmasını temenni ediyor. Biz de temenni ediyoruz. Türk turizmi açısından tabii ki önemli. Doğulu, deniz hudut kapılarının açılmasıyla yurt dışı turlarının ülkeye döviz getirmesi açısından önemli olduğunu vurguluyor. Biz hem döviz diyoruz hem de istihdam diyoruz. Çünkü sadece yani döviz kazanmak için turizm yapılmaz. Burada da istihdam da sağlamak gerekiyor arkadaşlar. Burada tabii mavi yolculuk, maskeli mavi yolculuk başlamış olacak. Bilim kurulu tarafından belirlenen önlemler doğrultusunda seferlere başlayacaklarını anlatan Doğulu, yolcularımız maske ve eldiven takacak, tekneye binerken ve yolculuk esnasında belli aralıklarla yolcularımızın ateşlerini ölçeceğini söylüyoruz dedi. Ateşi olan yolcular derhal sağlık kuruluşuna ulaştırılacak diye konuşmuş. Yaklaşık bir hafta süren teknik turlarına başlamadan önce turun sona ermesinin ardından teknenin liman başlıkları kontrolünde dezenfekte edileceğini anlatan Doğulu, hem mürettebatımızın hem de yolcularımızın sağlığı için her türlü önlemi alıyoruz değerlendirmede bulunmuş. Doğulu, Covid-19 salgının önlemleri kapsamında 3 ile 6 kameradan oluşan teknenin tam kapasite çalışacağını bildirerek teknede sosyal mesafe mürettebat tarafından sağlanacak, bir kısmı ön tarafta bir kısmı da arka tarafta duracak, yolcular dönüşümlü güneşlenecek ifadelerini kullanmış. Yani aslında burada evet yani sosyal mesafeyi korumak aslında teknelerde çok zor olsa gerek ama insanların daha sağlıklı böyle çok fazla insanların olmadığı koylarda işte böyle mavi koylarda, boğazlarda denize girip orada tatilleri geçirmeleri biraz daha toplumdan ve insanlardan izolasyon bakımı uzaklaşmak açısından faydalı olacaktır. En az 10 en fazla 40 kişilik kapasite olan günübirlik teknelerle de aynı önlemlerin alınacağını belirtmiş. Evet, Türkiye'de turizmin aslında inşallah bu Covid-19'dan sonra alınacak tedbirlerle şaha kalkacağına inanıyoruz. Turizmle ilgili detaylarımızı yarın inşallah sizlerle paylaşacağız. Bugünlük sizlere bu kadar diyoruz inşallah. Bu bilgileri verdik. Biz özellikle YouTube'da İlkeli Haber İlker Karataş'ı takip etmenizi, onun videolarını paylaşmanızı ve abone olmanızı, bu videolarımızı dostlarınızla paylaşıp bizi takip etmenizi istiyoruz. Şimdiden geceniz mübarek olsun. Kalın sağlıcakla diliyoruz. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Hayırlı akşamlar efendim.